Sevgili izleyiciler, ikinci sayfadan günaydın. Günaydın efendim. Bugün böyle Müge'cim, kendimi bugün 90'lardan fırlamış gibi hissediyorum. Evet, ben tam de 90'lar montu giymişim. Sen biraz 80'lerde kalmışsın. 80'lerde kaldım. Evet. Bir de böyle seni 90'lara getiremedik. Sen 80'lerde takılıyorsun. Ben 80'lerin çocuğuyum. Kusura bakmayın. Neydi? Yani. Flamingo yolu. Flamingo yolu mu? Flamingo yolu. Flamingo yolu dedin. Bak geçenlerde bir takipçimiz Dallas'ı şey yazmış. Da. Gülşen Şahin Tepesi'ni de hatırlamaz. Orada bir Lorenzo canım vardı. Nasıl hatırlıyorsun? Şahin Tepesi'ni Lorenzo ya vardı. Ya izlemiyordum ama hatırlıyorum. Lorenzo'yu çok hatırlamıyorum. Köle Yüzavra'yı hiç hatırlamazsın. Onu hayır, Tobias. Onu hatırlıyorum. İyami o kadar değil. Içi, İyami Fizio Komoge. Bir de böyle bir dansı vardı. Ama bir şey söyleyeceğim. 90'lar gerçekten bir ya, başka dil miydi? Çok. Herkesin dilinde zaten pelesenk olmuş yani. 90'lar apayrıydı. 90'da müzik ayrıydı, aşklar ayrıydı. Tarzlar da çok farklıydı. Mesela o renkli bandanalar, renkli bilezikler gözümüzüne geliyor. Kazaklar, kot pantolonun içine yine sokulurdu. Yine moda oldu. Evet, yine kazaklar, moda. Kazaklar pantolonun içine yine moda oldu. Ya da Serpil çakmaklı tokaları vardı. Ah. Kelebek. Şuralardan kelebek. Bayılırdım. Gelin ne yapalım, şöyle 90'lara bir yolculuk yapalım. 90'lar modasına bir göz atalım. Evet, 90'lar deyince abone ama çeliğin kazağına o dönem gençlerin takıldığı ve mağazalara gidip çeliğin kazağından istiyoruz diye almak istedikleri haberi vardı. Şöyle bir ayrıntıyı hatırlatalım. Çelik sahneye çıkacak. Ama şimdiki gibi sponsorlar, ünlü markalar falan yok. Çelik'te konservatuar mezunu bir genç, memur bir ailenin oğlu, öyle çok para da yok. Annesi kazak örüyor ve bu kazağı örüyor Çelik'e. Annesinin ördüğü kazakla çıkıyor. Sonraki yıllarda tabii parayı, şöhreti falan bulunca röportaj yaparken demiştik ki Çelik kazağına ne oldu? Sandıkta saklıyorum, uğuru var dedi. Çıkardı bir daha tabii giymişti. Uğuru var baksana. Tabii ki. Şimdi ne modaydı? Walkman takmak bir kere modaydı. Ha, tabii. O dönem böyle kocaman gençler, Z kuşağı hiç bilmez. Böyle kordonlu. Kocaman bir Walkman'ler vardı. Ben büyüğünü hatırlıyorum. Böyle kulaklığını takardım falan. Süngerli kulaklık. Ben de yemin ediyorum bir şey itiraf edeceğim. Yolda yürürken birinin böyle kulaklıklı falan görünce, Walkman'li görünce çok havalı derdik. Böyle bir bakardı şuraya böyle. Takılırdı. Gösterirdin. O kot pantolonun dışında dururdu. Olmazsa olmazıydı. Ben ne yapardım biliyor musunuz? Bakın Fakir Gülşen ne yapardı? Fakir Gülşen'in Walkman'i yoktu ama bir kulaklığı vardı. Kulaklığın ucunu şuraya kemere bağlardım. Sana sanki yemin ediyorum. Sanki gibi müzik dinliyormuş gibi. Çünkü çok havalı bir şeydi Walkman tak dinlemek falan, böyle kulaklıkla yürümek. Gülşen her zamanki Gülşen. İçimde müziği, içimde müziği. Kendi kendime söylüyordum. İçselleştirdim. Sonra o bandanalar. Hatırlar mısın bilmiyorum. O bandanalar. Hatırlamaz mı? Buradan çıktı. Kot pantolonların üstüne takılmaya başlamıştım. Şuraya takardık böyle baldır kısmına. Ya da o takardık. Ya da kollara takardık. Bilezikler, kısalım mı biraz? Bir de, bilezikler, renkli bilezikler. Bir de şey vardı, panjur gözlükler. Panjur gözlüğü gene hatırlamadı. Ya seyirci bana panjur sahip gözlük çık mi? Olur. Kaç o 70'ler mi? Panjurlu gözlükler vardı. Hayır, 80'lerde vardı. Tam Antalya'ya giderdik. Zülge yapma. Antalya'ya 80'lerin sonu canım. Ha. Giderdik Antalya'ya panjur gözlük, böyle tabii güneşin altında böyle lekeli yanardı. Tabii öyle yanarsın. Sevgili ama renkli yani bilezikler. Aa, çok fil güzeldi. Dişi böyle bilezikler vardı, hatırlıyor musun? Evet. Onlar da çok güzeldi. Aynen. Şu yani Güzel Çelik Ercan'ın üzerindeki her şey modaydı. Büyük vatkalı uzun ceketler, kazağınızı blucunun içine sokmak, altına lastik ayakkabılar falan. Tam şu klip her şeyi anlatıyor. Bir de bak şimdi Eda da hatırlattı. Kırılınca neon olan bilezikler vardı. Böyle ışıl ışıl parlarlardı onlar neonlar, karanlıkta. Neonları hatırlıyorum da kırılınca mı? Evet. Neyi kırılınca? Yani böyle kırınca böyle şey oluyordu, böyle ışıl ışıl parlıyordu. Hatırlamadı. Hatırlamadı. Yok, o da ona yetişemedi. O da ona yetişemedi. Ama bir şey söyleyeceğim. O zamanın dansları da çok başka. Tabii. O danslar şimdi aslında o dansları hala 90'larda genç ve çocuk olanlar yaşatıyorlar. Evet. Tabii buna kim dahil? Tarkan, Rafet El Roman, Barış Falay da eklendi halkaya ve daha kimler izleyelim. Bir şey itiraf edeyim mi Müge? Coştuk. Vallahi Yaşar bütün yayın boyunca bu 90'lar gideriz şarkılarını çalsa, 90'lar modası şarkıları, yiyecekleri,
içecekleri, dizileri, 90'lara dair her şeyleri. Aynen. Araya hafif 80'leri de katarak. Şimdi Tarkan'a gelelim. Tarkan'ı sahnede defalarca izlemiş olan iki kişi olarak söyleyelim. Yani dansın en çok yakıştığı erkek popçulardan. Yerinde durmuyor. Bir de galiba böyle dans için çok uzun boylu olmamak bir avantaj. Değil evet, mi? Tabii. Hareketleri daha eli kolu kıvrak, daha kontrol edebiliyorsun. Daha kıvrak ve daha esnek oluyor ama çok güzel dans ediyor yani. Madem Mügeciğim 90'lar konuşuyoruz. Gel şu 90'ların hakkını verelim. 90'lardaki şarkıları da bir dinleyelim. O hiç bitmez. Ne anılarımız var. Ozan, Orhon, Kenan Doğulu, Tarkan, Mirkelam. Mirkelam'ın bu klibi her gece ilk Show Haber'de çıkmıştı Gülşen. Gazetedeyiz. Böyle televizyonlar açık tabii. Patronum Rıfat Ababay dedi ki bu çocuğu bana bul. Ondan sonra nereden? Yani tabii ki bulacağız da. Çabuk bulun, röportaj yapın, bu şarkı patlayacak, bu çocuk da yıldız olacak dedi. Aradık, adı ne diye kaldı? Koşan Adam. Herkes birbirine koşan adamı soruyor. Ve Tarkan'ın plakçısı sevgili Mehmet Söğütoğlu izliyorsa İstanbul Plak'tan çıkarmıştı. Tarkan'ın plakçısından çıkmış. Şimdi dinliyoruz bakın, altta Ozan'ın şarkısı çalıyor. Sözler ya. Ne kadar anlaşılır, ne kadar manalı. Net. Mustafa Sandal şarkıları, Tarkan şarkıları, Kenan Doğulu şarkıları. Hani eskilerin tadı gerçekten bir başka. Yıldızdı. O dönem hepsi. Duygular da mı acaba başkaydı? Aşklar da mı başkaydı? Şimdi böyle şarkılar çıkmıyor. Hep aynı şeyi söylüyorum. Böyle bir iki tane şarkı var böyle kalıcı olacak. Bir de hani yıllar sonra dinleyeceğim. Bir şarkı çıktığı zaman diyorlar ya, diyelim ki beğenmedik ya da ağzımıza takılmıyor. Bekle bekle, sabret, biraz daha dinle. Ya niye öyle bir sabır içinde olayım ki? Burak Kut'tan, Ozan Orhon'dan, Kenan Doğulu'dan, Tarkan'dan, Mirkelam'dan, Aşkın Nur Yengiz, Sertab Erener, Levent Yüksel'den ya da Sezen Aksu'dan. Bir şarkı çıktığı zaman ya da Ercan Saatçi'den öyle bir sabretmezdik ki. Tabii. Anında yakalardı bizi. O dillere pelesenk olurdu, konserler dolur taşardı. Şimdi konserlere arka kapılardan bedava seyirciler yükleniyor. Konumuz da geldi galiba, bir sesini duyuyorum. Gelebiliyor mu? Şarkısıyla mı alıyoruz böyle? Ayak seslerini duyuyor. Piyanist 3 ile efendim listeleri alt üst etti. Şarkısı hazır mı? Şarkısız mı geliyor yoksa? Gelsin şarkılı o zaman şarkısı. Geliyor. Sinan Akçıl efendim konuğumuz. Sinan Akçıl deyince şarkısıyla gelecek tabii ki.
Vay 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 vay. Bir şey söyleyelim. Sinan efkar çok fit gözüküyorsun. Şimdi...